Devam edelim bir haberle. İstanbul Ticaret Odası'ndan asgari ücret çağrısı geldi. Başkan Şekip Avdagiç artış maliyetini beraber karşılayalım önerisinde bulundu. Asgari ücret Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Hükümet kanadından peş peşe zam olabilir açıklamaları geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışma başlattı. Gözlerse kabine toplantısına çevrildi. İstanbul Ticaret Odası'ndan sağ asgari ücretle ilgili kritik bir çağrı geldi. Oda Başkanı Şekip Avdagiç, artış maliyetini beraber karşılayalım dedi. Yılbaşında Cumhurbaşkanımız asgari ücrete önemli bir açılım yaptı. Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz. Ana Gold Madencilik Fırat Nehri'ni ve e, İliç Barajı'nı Siyedür'le kirlettiğini itiraf etti. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madeni işleten Ana Gold Madencilik şirketi çevreyi kirletmişti. Madenden Fırat Nehri'ne ve İliç Barajı'na siyenür sızmıştı. Şirket o iddiaları doğruladı ve 8 kilogram siyenürün sızdığını itiraf etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı o şirkete en üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madenini işleten Ana Gold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, maden sahasında siyanür sızıntısı olduğunu doğruladı. Sızıntı miktarının 8 kilogram olduğunu belirten şirket, bölgenin hemen temizlendiğini açıkladı. Altın madeni zehir saçtı. Madenden sızan siyanür Fırat Nehri ve İliç barajına karıştı. Ana Gold Madencilik Şirketi'nin işlettiği Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren çöpler altın madeninde çevre felaketi yaşandı. İşletmenin boru hatlarında arıza meydana geldi. Boru hatlarından sızan siyanür çevre felaketine neden oldu. Fırat'ın rengi kızıla döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede yaptığı inceleme sonrası maden işletmesine en üst sınırı olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uyguladı, suç duyurusunda bulundu. Amerikalı maden şirketi Anagold ve Çalık Holding ortaklığıyla işletilen madenin ortaklarından Anagold, 5 gün sonra siyanürün sızdığını doğruladı, şirket siyanürün sızdığını itiraf etti. 21 Haziran 2022 günü maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir. Döküntü hızlı bir şekilde temizlenmiş ve bu olay derhal bakanlığa bildirilmiştir. Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kilogramdır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat nehrine etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır.